1.44 milyon 366 araştırma puanı. Şuradaki parçada şey olmuş. Hata olmuş. İkinciyi yaparız. Go to race weekend. Let's go. Brezilya. Buraya bakalım. Bulutlu. Yarış günü biraz kirli bir hava var. Lastikler biraz sıkıntı yaşayacak. Gözüken o. ...47 451. Hubert'e geldik bu arada. 9. Hubert'in gelişimi biraz yavaşladı. Bir şey yapmak gerekiyor olabilir onun oradaki gelişimi için. Podium finish 1. Yanlış şey yapıyorum sandım. Direkt takılıyor değil mi bu parça? Evet. Gelecek sene bu parça geliyormuş. Bu da gelecek sene. Burada bu gelmiş bunlar. Bu gelecek sene. Burada öyle bir şey yok. Burada da öyle bir kısım yok. Evet, sıralama turları. Brezilya'da pist güzel. Ben bu pisti seviyorum. Bir şey yapabiliriz gibi geliyor bu pistte de ya. Ama son yarış Abu Dhabi'de zor sanırım. Abu Dhabi olması lazım bu son yarış. Orada bayağı yok olacağız muhtemelen ya. Çıkalım. Trafiğe kalmadan. Burada da işte şu virajlar alışırsam rahat dönmeye sıkıntı yaşamayız. George Russell en hızlı tur.
Gazi'nin 0.3 arkasındayız. Kötü tur zamanı galiba. Düşüneyim, evet. Biraz kötü bir tur sanırım. 1.4 saniye. Leclerc 3 sektöründe en hızlısı. İlk sektörü de bayağı fark ettirmiş. Bir ikinciye çıkmam gerekiyor. Daha iyi nasıl turlayabilirim ki ya? Bir yerde çok yavaş kaldım. We have 2 laps of fuel remaining. İlk sektörü niye kırmızı yaptık ya? Neyini kötü attım acaba? Güzel bir tur zamanını geliştirdik. Güzel geliştirdik, bayağı güzel geliştirdik. 0.6 saniye kadar fark koyduk. 1.4 gerideydik. Millet de geliştirecek, muhtemelen ilk onun içindeyizdir şu an, aynen. Ricardo Albon'un arasındayız. Perez'leri geçmişiz. Stroll ile Perez'i. Bu bizi 2-2'ye atar. Bir tane tura gerek yok. Leclerc aşırı iyi turlamış abi. Bizim neremiz kötü şu an? Genel olarak kötü değil. Birçoğu herkesle yakın atmışız. İlk sektörde bir 2 saniye geride kalmışız. Burada da bir 2 saniyeye yakın gerilik var ama. Bir sektör işimiz güzel çünkü. Ha, Q2. Bir 12.25. Biri takip etti de bakacağım az sonra. Teşekkür ederim takipçi. Hoş geldin. Umarım memnun kalır yayından. Valtteri Bottas 1.09.845.
geldiniz. Teşekkürler. Hoş geldin Legendary. Kalba bir yeniden dönün. Kaç turladım? Hamilton medium atmış. Abi biz de mi medium atsaydık keşke. Keki vardı burada sanki ya. Ama eklememişim ben. ...1.1270 Valtteri Bottas 1.900845 Ricardo. Wow Ricardo. Kuntix TV hoş geldin, teşekkürler takipçim, umarım memnun kalırsın yayından, aleyküm selam. Güzel turladık, Q3'e kalabiliriz ama bir tur daha atacağım galiba. Pembe lastik dediğin ne ki oğlum senin? Senin pembe lastik dediğin süper soft, onlar kalmadı ki. Kırmızı, sarı ve şey var şu an, beyaz var. Sektör 1'i iyi yapmışım bu sefer. Gamepad ile oynuyorum, evet. Xbox'tan gamepad. Bu arada 3 sektörde de güzel turlamışım. Tamam, Super Soft diye geçiyordu işte ta önceki zamanlarda. Abu Dhabi'de de yok. Oyunda yok yani o lastik. Geçen seride yoktu. Bu seride de olacağını sanmıyorum. Yani şöyle. Lastik setup şeyi var. Belki orada gözüküyordur. Dikkat etmedim. Yani bayağıdır yok Super Soft piyasada. Oyunda görmedim yani. Q3'e kalamayacağım bu gidişle de. İkinci tur atarız. Hamilton medium lastik, orta hamur lastiklerle 6. Leclerc de orta hamur lastiklerle atmış. Bu arada mantıklı çünkü hava çok bulutlu olacak. Ben orta hamurla atarsam iyi turlayabileceğimi sanmıyorum. Deneyeceğim ama şansını. Tabi bununla softa göre daha hızlı turlamam gerekiyor. Öyle bir durum var. Ya milletin araç hızlı olduğu için orta hamurla atar da benim araç düzlükte de yavaş olduğu için abi. Sektör 1'de 0.4 saniye bıraktık. Ya yani ilk medium'la atsaymışım bile çok arkada kalacağım için soft'la atmak zorundaymışım. Yine kötü turlamadık da o 0-4'ü bırakmak üzdü. Şey sert hamur kullanmıyorum ya, %25 tur attığım için ben. Yani %25 yaptığım için. Aynen bak, ben de öyle biliyordum. Yani kalktı diye biliyordum. Doğru biliyormuşum.
Abi 2019'da bu pist hep yağmurlu oluyordu ya. Bak o geldi aklıma. Sur geliştirmesi yapamadım ya. Kaç? 13. Anlık. Oyundan başlayacağız. Lewis Hamilton kıl payı kalmış olunca abi medium lastiklerle başlayacaklar yarışı. Vettel 1, Ricciardo 2. Ya 1.9'da düşebilseydim düşemedik. Go. Nedim hoş geldin bu arada ya. Moral bozulmasın ya. Sounds like there's some work to do back at the factory. Dokuz olduk. Seviye. Kalır Abu Dhabi ve Dubai gibi pistler bize ters. Daha mı kanatlı? On sekiz tur. Let's go. Sainz Ferrari'ye gitmiyor mu oyunda? Üzücü o zaman. Oyunda ayarlamışlardı diye düşünüyordum açıkçası. Sao Paulo Formula 1 Brezilya cipsinden sizlerle birlikteyiz efendim. Sebastian Vettel famously clinched his third championship here in 2012. And in 2016, 23 derece bulutlu bir hava. Sao Paulo'da 4.3 kilometre 15 viraj. Viraj mı diyorlar, dönüş mü diyorlar? Bence viraj diyorlardır diye düşünüyorum. İki DRS bölgesi. Piste. With the Grand Prix nearly upon us, Anthony Davidson is by my side once again to offer his perspective. Let's talk about it's time to see how our driver. Grid dizimine bakalım. After yesterday's exciting qualifying session. İlk çizgide Charles Leclerc, Sebastian Vettel, iki Ferrari en önde. Arkada iki Mercedes, Bottas, Hamilton. Onların arkasında Ricardo, Verstappen, Albon, Perez, Norris, Stroll, Ocon. Grid dizimi bu şekilde. 11'deyiz. Biz 11'deyiz, biri ceza yemiş. Birileri. Sainz 10 sıra ceza yemiş. Sadece o değil, Gazi de yemiş. Hmm.
Okay, let's see if we can keep the momentum up. Let's get another points finish. Ya yeah, soft core ya. Sapola'da muhteşem yarışta 5 kırmızı ışık. Çok güzel öne atıldık. Kendimizi hemen Red Bull'ların arkasında bulduk. Verstappen'le Albon da lastik lastiğe yan yana döndüler böylece. Verstappen Albon startta kazanan da Ricardo var. Ricardo kendisini Hamilton'ın önüne atabilmiş durumda. Verstappen'de bir yavaşlık sezdik. Hemen aracı sola attık. Sebastian Vettel henüz otur. Verstappen bize bir girdi gene. CPU agresifliği kanat kırmamıştır umarız. Keyifli oluyor çünkü. Verstappen soldan içeride kalacak şekilde viraja doğru hareket halini aracını konumlandırdı. Dışarıda kalıyoruz. Verstappen yavaşladı. Red Bull pilotu yavaşladı. Albon bu durumdan faydalanıp şu anda biraz öne çıkmış durumda. Verstappen'de bir yavaşlık var ama. Gerçekten yavaş sürüyordu. Albon Hamilton'ın hemen arkasında şu anda. Albon'a doğru yaklaşıyoruz. Start düzlüğünde. Sebastian Vettel, Valtteri Bottas henüz otur. Sektör 3'ün en hızlı turu. Yok. Ben geçmeden önce öyleydi. Belki evet startta kanat kaybetmiş olabilir. O doğru. Albon Hamilton'ın arkasında. Biz de hemen Albon'un arkasındayız. DRS'ler açıldı. Pierre Gasly yarış dışı. Ricardo en hızlı tur. Daniel Ricciardo Renault pilotu. En hızlı turu kaydediyor. Hamilton savunuyor. Albon zorluyor şu anda. Gerçekten Lewis Hamilton bayağı bir şekilde önde izledik savunmasını. İngiliz pilotun. Orta hamur lastiklerle yarışta olduğu için Lewis Hamilton işi biraz hız konusunda zor ve şu anda arka sırayı tutmakla meşgul. Lewis Hamilton gerçekten yavaşlattı bu arada. Arkayı. Sarı bayraklar var.
Albon startta atak denemek için kolluyor Lewis Hamilton'ı. Sağdan dışarıda kaldı. Çok güzel bir atak. Yan yana giriyorlar viraja ve Albon Lewis Hamilton'ı geçiyor. Aracı konumlandıramıyorum abi ilk virajda. Moving to mix 2, fuel to mix 2. Hamilton'ı zorladım da dalamadık içeri. Max Verstappen yok olmuş abi arkamda. Pembe Mercedes Perez var. Çok zor olmamalıydı ya. Ya aracı o kadar iyi konumlandırmışken bu kadar zor olmamalıydı. Approaching the pit window, you'll be on the mediums. Bu tur piti yapacağız. O yüzden da şey değil şu anda. Yani Hamilton'ı geçip pit'e girsem çok daha worth olurdu da. Geçemedim. Albon da yardırdı gitti. Hamilton'ın soft lastiklerle geçemedim. Hamilton soft'a geçecek. Şimdi öyle bir durum var.
Sektör 1'imiz yeşil de sektör 2 kırmızı oldu. Yukarıda pit. Box, we're coming in this lap. Dışarıda kaldık, gene de geçemedik. Arkadaş. Pit. Albon da pit. Vettel Sertamur. Vettel Sertamur'a geçti. Wow. Albon pit stopunu yaptı. Çıkıyor bile. Güzel. Albon'un arkasına çıkabildik. Yedi tur. Charles Leclerc 1.18.72. Antoine is coming in for his stop. The gap to the car behind is 3.3 seconds. Lewis Hamilton'la önünde çıktık. Yan yanayız. Lewis Hamilton yan yana döndük virajı. İngiliz pilot sal artık peşimi. Yan yanayız sonunda. Sert hamur lastikler mi? Softa geçmemiş abi İngiliz pilotumuz. Hard takmış kral. Hamilton kanat kırdı galiba, bana vurdu. Albon 3.5 saniye var Alexander Albon'un önümüzde. Yo, kanat da kırmamış, şu an hızlandı. Orada bir yavaş kalmıştı ama. Kanka o hard yavaşlığı değildi ya. Çok yavaştı yani.
There's 5 laps of fuel remaining. Evet, virajı alamamış olabilir. O doğru. Sektör 1 yeşil, sektör 2 yeşil. Sektör 3 kırmızı. Set. Albon 3.1 saniye. Ricardo uçtu gitti bu arada. Aklımda oynamak var. Gap to teammate behind is 18.2 seconds. Bunlar niye sert hamur lastik taktı? Havadan ötürü, bak ben sana söyleyeyim. Sırf hava bulutlu lastik aşınması yüksek diye. Ama çok da saçma kalıyor işte bu durumda. The gap to the car ahead is 3.3 seconds. RSM yok. Hamilton DRS aldı bu arada. Abi sektör 1, sektör 2'ye her tur geliştiriyorum. Sektör 3'te kırmızı oluyor inatla. O da muhtemelen DRS alamadığım için. RS'yi de açamıyorum. Benzinleri çekmedim. Hamilton da çok yaklaştı. Charles Leclerc en hızlı tur.
Bu tur bayağı kötü geldi. Hamilton vurdu arkadan. Bu arada bir tur daha vurdu, yetmedi. Bir tur daha vurdu. Bir tur daha vurdu. Kral tamam, sakin. Oyunda kanat kırığını görsel olarak göremiyor muyduk? Görebiliyorduk aslında. Leclerc kazandı. Evet, start düzlüğüne tam burada kendisinin tamam, start düzlüğüne kapışma olmadı. Ay, 11. başladık, 6. bitirdik. Güzel, startta kazandık gene ya. Carlos Sainz. Günün sürücüsü, pilotu. So, another excellent. Looking at the podium, you can see that red suit familiar to fans across the globe. Leclerc, Bottas, Sebastian Vettel. Ferrari'ler yine podyumda. So then, it's time to see how this result affects the drivers' championship. Our championship leader is still sat at the top. Ricardo 4, Albon 5, ben 6, bayağı güzel. Hamilton bayağı düşmüş 7. Verstappen de 10. bitirmiş abi. Charles Leclerc showed exactly how to manage yourself out on the track today. He was almost flawless out there. The fans really seem to enjoy that. Made it look easy. Did you struggle to get through all that traffic today? You're surpassing all expectations. Can anything or anyone stop you? Sounds like there's some work to do back at the factory. Under the car. Güzel son. Brezilya'yı güzel bitirdik bence. Level olarak da Hubert'in önüne geçtik. 500k para kaldırdık. Bayağı iyi.